Hepinize merhaba. Kayıt ekranda daha güzel gözüksün diye telefonu yan çevirdim. Biraz daha böyle hani yanlardan boşluk kalmasın istiyorum. Bugün sizlere Android 11 güncellemesini videosunu çekeceğim. Son 2-3 yıldır hep hani elimde Android güncellemesi yapabileceğim bir telefon bulunduğu için şanslıydım. Android 8, 9 ve 10'un güncelleme videolarını çekmiştim. Bu sene de 11'in videosunu hazırlıyorum şu anda sizlere. Açıkçası bu genelde Kasım Aralık aylarında güncelleme çıkardı. Belki Google Pixel olduğu için biraz daha erken güncellemeye kavuşma imkanım oldu. Eylül ayı içerisinde güncelleme yayınlandı. Ben de şu anda Eylül'ün sonu Ekim'e girmek üzereyken bu videoyu sizlere hazırlıyorum. Şunlardan bahsedeyim. Tabii ki bütün o videoların hepsinin altına genelde yorumlar. Benim telefonum güncelleme alacak mı? Ne zaman alacak? Ben bu konuda işte videonun açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Orayı kontrol edin desem de insanlar sormaya devam ediyor. Güncelleme işlemi şöyle yürüyor. Eğer telefonunuz saf Android ise zaten en önce güncellemeleri alıyorsunuz. Yani olabilecek en kısa sürede. Fakat saf Android değilse, yani bir marka Huawei markası veya Samsung gibi böyle bir markaya ait bir telefonsa, onlar genellikle Android'in üstüne kendi yazılımlarını yazdıkları için güncellemeyi de onların çıkarması gerekiyor ve çıkartmaları hem biraz zaman alıyor, hem bütün telefonlar için çıkartmıyorlar her model için. Çıkarttıktan sonra da dağıtırken çok aşırı yük oluşturmasın diye herkese parça parça dağılım oluyor. Bu da nasıl? Atıyorum ilk önce Amerika'da işte güncel bir telefona dağıtım yapıyor. Daha sonra Avrupa'da dağıtım yapıyor. Daha sonra Asya'da gibi gibi gidiyor. Türkiye'de maalesef bu sıralamadan dünya içinde genelde 3. 4. sırada böyle geç gelen güncellemelerin geç dağıtıldığı ülkelerden biri. Bunun için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Marka sizin adınıza işte o güncellemeyi çıkarırsa ve ne zaman dağıtmaya başlarsa siz ara ara tek yapmanız gereken gidip sistem ayarlarından birazdan gireceğimiz, göreceğiniz gibi güncelleme var mı onu kontrol etmek. Onun dışında yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Telefonunuz için marka eğer bir güncelleme çıkartmıyorsa da gene elden bir şey gelmiyor. Telefonun hani daha yeni bir modelle değiştirmeniz gerekiyor. Bu elimdeki telefon Google Pixel 3a. Ayarlara giriyorum. Güncellemelere bakmak için. En aşağıda sistem ayarlarına giriyoruz. Burada da Advanced'e tıkladıktan sonra, gelişmişe tıkladıktan sonra sistem update. Bakın update available diyor zaten. Burada Android 11 işte özelliklerinden bahsetmiş, ne olduğundan vesaire. Getirdiği bir takım yeniliklerden. Built-in screen recording. Ha, ben mesela bu ekran görüntü kaydını üçüncü parti başka bir yazılımla yapıyorum şu anda. Ama Android 11 ile bu içinde gelecekmiş. Kendi içinde hazır gelecekmiş. Daha çok özellik kontrolleri vesaire. 1,33 GB indireceğim diyor. Mümkünse bu indirme işlemlerini Wi-Fi varken yapın. Yoksa telefonunuzun GSM hattının internetini kullanacağı için orada kotanızdan yiyecektir. Ben indirme işlemini gördüğünüz gibi başlattım. Hemen bir hata verdi. Sanki aşağıdaki pause'a dokundum herhalde. Güncelleme iniyor. Ben bu kısımda sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Güncelleme bittikten sonra kurulum aşamasında videoyu tekrar açacağım. Şöyle bir progress bar çıktı. Installing System Update diye. Downloading and Installing diyor. Şu anda hani download'u bitirdi mi, devam ediyor mu bilemiyorum. Belki indirdiğine dair bu gösterge vardır. Bağlı olduğum internet oldukça hızlı bir internet bağlantım var. Çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden videoyu tekrar başlattım. Evet, bu progress barın sonuna doğru geldi sayılır. Bundan sonra bence kuruluma geçecek. Bunu sadece indirme işlemi olduğunu tahmin ediyorum. Birazdan hep beraber göreceğiz.
O evet işlemin sonundan sonra Optimizing Apps uygulamaları optimize ediyorum diyor. Güncellemeye göre. Evet. Şu anda bitirdi. Benden sadece restart istiyor. Restart'tan sonra videoya devam edeceğim. Evet, kurulum tamamlandı. Bu sefer maalesef ayrı bir kamerayla çekmediğim için telefonun o kurulum aşamalarını göremediniz. Açıkçası çok görü yani restart sırasında telefonu yeniden başlatırken çok da böyle görülecek bir şey de yoktu. Normal açılım ekranından farklı bir ekran görmedim. Sadece normal açılış süresinden çok daha uzun sürdü tabii arka planda uygulamaları kurduğu için. Kurulum bittiği anda da şu yukarıdaki progress barda kurulumun son aşamaları geçiliyor vesaire dedi. O sırada telefon biraz daha dediğim gibi bekleyerek açıldı diyebiliriz. Şuradan hemen ayarlara gidelim. Telefonun versiyonu ne olmuş? About Phone, Pixel 3a. Android versiyonu 11. Burada görüldüğü üzere. Üzerine dokunuyoruz. Telefonu şöyle düz çevireyim belki ikon daha düzgün bir hal alır. Evet. Bu 11'deki Easter egg'i henüz ben de bilmiyorum. Evet, 11 bu. Genel olarak böyle. Şöyle bir bakalım ne gibi değişiklikler var. Var mı bir şey? İlk etapta dikkatimizi çekecek. Ayarlara şöyle bir göz atmak istiyorum. Ayarlar daha geç açıldı, o kesin. Sanki buradaki menü adedi artmış gibi biraz daha kalabalık geldi bana. Direkt hata da verdi, onu da gördünüz. Şu location'ı dışarı almışlar. En azından eskiden öyle değildi diye hatırlıyorum. Telefon şu anda bayağı bir kasmış durumda gördüğünüz gibi. Büyük ihtimalle arka planda hala bir şeyler yapıyor diye tahmin ediyorum. Android und iOS. Evet, genel olarak kurulum adımları böyleydi. Gelen özelliklere de bir bakıp sizinle ona göre ayrı bir video çekmek istiyorum. Görüşmek üzere.